Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazanım 2 ile yolumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen o merkezi çemberde, çemberlerde yani buradaki bütün çemberler için geçerli bu soru. X ile belirtilen uzunlukları bulunuz diyor. Yani aşağıdaki bütün sorularda X'i bulmak amacımız olacak. Şimdi şu merkezden kirişe bir dikme iniyorum indiğim dikme ne yapar? Kiriş iki eş parçaya böler. Burada 45 45 90 ikizkenar üçgenimiz var. Şu A dersek burası da A olur. Bu durumlarda hipotenüsümüz A kök 2 eşit. Yani o 6. Buradan A 6 bölü kök 2. Genişletelim. 6 kök 2 bölü 2 yani 3 kök 2 çıktı. Tabii bizim istediğimizde aslında 2A Dolayısıyla cevabımız 6 kök 2 çıkacak. Pekala şimdi bu sorudayız. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Buradan yine ben kirişe dikme ineceğim. Şurası 30 derece oluyor. Burada 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı şurası ne yapacaktır? 3 yapacaktır. İndiğimiz dikme kirişi iki parçaya böldüğü için Şurası da 3 yapar. Yani x'in değeri 6 çıkar. Evet. Üçüncü sorudayız. Burada da yine x'i araştıracağız. Bir kere şöyle bir durum var. Bunu birleştirdiğim zaman zaten bu çemberin yarı çapının 6 olduğunu şu a o'dan görüyorum. Demek ki bu da yarı çapı olduğu için 6 olacak. Burada aslında eşkenar üçgen varmış. Yani ben buralara 60'ar er derecedir diyebilirim. Bunlara 60 derece dedikten sonra şurası 90 olduğu için buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Sonra tekrar şunu da birleştirelim. Birleştirdiğimizde yine ikizken üçgen var. Burası 6. Burası 30 iken burası 30. 30, 30, 60. Demek ki şuraya ne kaldı? 120 derece kaldı. Yani bu aslında ne oldu? çap olmuş oldu. Çünkü bak burada herhangi bir kırılma çıkmıyor. 60 ile 120, 180 olduğu için bunu doğru olduğunu ifade ediyor bize. Ee, gerçi o da bize lazım değil. Biz neyi biliyoruz? 30, 30, 120 üçgeninde... E, kollarımız A birimse hipotenüsümüz A köküçtü. Hipotenüs demek yanlış. 120 karşısı A köküçtü. O anlamda 6 köküç gelecek buradaki x değerimiz.